Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 TYT için hazırladığı TYT denemesiyle karşınızdayız. Merhabalar arkadaşlar. Soruları inceledik. Gayet güzel ve zor sorulardan oluşan bu denemenin çözümlerini sizlerle paylaşıyorum. Haydi ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Bir işlem sorusu var. 2 eksi 1 bölü 3'ü 1 artı 1 bölü 2'nin karesine bölmemiz istenmiş. Öncelikle 2 eksi 1 bölü 3'ü şu şekilde yazabiliriz. 2 çarpı 3 eksi 1 bölü 3 bölü alttaki ifade 1 artı 1 bölü 4 diyebiliriz. Üsttekine bakalım. 2 çarpı 3 6 1 çıkar 5 bölü 3. Bir alttakine bakalım. 1 çarpı 4 4 1 ekle 5 bölü 4 diyebiliriz. Arkadaşlar burada bu 5'leri sadeleştirebiliriz. 4'ü de ters çevirip çarparsak ne gelecektir? Cevap 4 bölü 3 yani D seçeneği gelecektir diyebiliriz. Kök 10 A ve 2 kök 3 sayıları bir sayı doğrusu üzerinde gösterilmiştir. Sayı doğrusu üzerinde kök 10'u burada 2 kök 3'ü yani kök 12'yi burada göstermiş. Ve A sayısı da kök 10 ile kök 12'si arası, arasında bir sayı olarak verilmiş sayı doğrusunda. A rasyonel sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar tehlikeli sorulardan eğer e, hani direkt atlamamamız gerekiyor. İşte burada olabilir, burada olabilir diye çünkü her şey olabilir. O yüzden siz garanti altına al alacaksınız işinizi. Kök 10 sayısı küçüktür. A bu da küçüktür. Kök 12 sayısı diyebiliriz. O halde ben ikisinin de karesini alırsam bakın kök 10'un karesi 10. A kare bu da küçüktür 12. Yani Bizim elde edeceğimiz sayının karesi 10 ile 12 arasında olmak zorundaymış. Şimdi bakalım şunun karesini alırsak 15 bölü 4'ün 225 bölü 16 sayısı 12'den büyük bir sayıdır. Pekala 18 bölü 5 sayısı ben bunun karesini alırsam 324 bölü 25 bu sayı da 12'den büyüktür. 25 bölü 7'nin karesi 625 bölü 49 bu sayının da 12'den büyük olduğunu görüyoruz. 7 bölü 2'nin karesi yani 49 bölü 4'ün de ben 12'den büyük olduğunu görüyorum ki zaten bizim sayımız 12'den küçük olmak zorundaydı aradığımız sayının sayı. Şimdi 10 bölü 3'ün karesini alırsak görüyorsunuz ki 100 bölü 9 ki bu 100 bölü 9 da 12'den küçüktür ve 10'dan da büyüktür. Yani bizim aradığımız aralıktadır diyebiliriz arkadaşlar. Cevap e, ikinci sorunun cevabı A şıkkında verilmiş. İçinde 5 rakamı bulunmayan iki basamaklı tüm doğal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Bu sıralamada baştan 69. sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi gelin şöyle yapalım. İçinde 5 rakamı bulunan iki basamaklı sayıları ee, bir yazalım. 10'dan <laughs> başlıyor iki basamaklı sayılar. 15 değil mi? İşte 25 sonra 35 gelecek içinde 5 bulunan. 45 Şimdi buraya ekstradan bir parantez açmamız lazım. 50 küsürlü sayılar için çünkü 50 küsürlü sayıların hepsinde de 5 var. 50 51'i saymayacağız. 52'yi saymayacağız. 53'ü saymayacağız. 54'ü hatta bakın burada 2 tane 5 var değil mi? 55'i, 56, 57, 58, 59 bunları saymayacağız. Peki 69. sayı demişti. Şu nereye kadar bakmamız gerektiğinde bir bulalım da. Şöyle diyebilir miyiz? Ben 10'dan başlayacağım ve 69. sayıyı bulacağım. Değil mi? 10'dan başlayıp 69. sayıya gidersek 69. sayımız bizim ne olmak zorunda? 78 olmak zorunda. Şimdi 78'e kadar ben içinde 5 olanları tekrar silmeye devam edeyim. 59 yazmıştık. 65'i yazacağız değil mi? Sonra bir de 75'i yazacağız. 78. sayıya gelene kadar. Şimdi kaç tane ben sayıyı saymadım? 78'e kadar. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane sayıyı saymadım. E pekala ben bu 16 tane sayıyı saymadıysam 70 kaça kadar geldim? 78'e kadar geldim. Ve ben kaç tane sayı? 16 tane sayıyı saymadım. 78'in üstüne bir de 16 ekleyelim bakalım. 78'in üstüne 16 eklersek ne gelir arkadaşlar? 84, 94 gelir. Şimdi ben 94'e gidene kadar hangilerini say, saymamam gerekecek onu da bulalım. Bir 85'i. Değil mi? 85 numaralı sayıyı da atlamış olacağım. E bir tane daha sayı atladım. Demek ki 94 değil de üstüne bir tane daha söyleyeceğim. 95. Ama şuna dikkat edelim. 95'in içerisinde de 5 var. Ben bunu da saymayacağım. O yüzden 95'i de atlarsam bir sonraki sayı olan 96'yı söylerim. 69. sayıda doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir. <laughs> A, B, C, D farklı sayım, sayma sayıları ve 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C ve 7 üzeri D. Bunlar büyük, büyükten küçüğe doğru sıralanmışlar. Olmak üzere A artı B artı C artı D en az kaçtır diyor. Zaten en çoğunu bulamazdık. Şimdi bu soruyu çözerken şuradan başlamanızı e, tavsiye ediyorum. Hani en küçüğünden başlayalım. Zaten bu A, B, C'de de sayma sayılarıymış. Gelin D'yi en küçük sayması olan sayma sayısı olan 1'i verelim. 7 üzeri 1 yani burası 7 mi oldu? Peki ben C'ye ne verirsem şimdi 5'in C'ninci kuvveti 7'den büyük olacaktır. Ve bunlar da farklı, farklı sayma sayıları. Mecbur C'ye 2 vereceğim. 5'in karesi ne oldu? 25. Pekala. 3 üzeri kaç 25'ten büyüktür en küçük? 3 üzeri 3 değil mi? 3 üzeri 3 27. 27 de 25'ten büyük oldu. Güzel. Güzel. Bir de şimdi ne yapmam lazım? A'ya değer vermem gerekiyor. 27'den büyük olup da 2'nin kuvveti olan sayı hangisi? 2 üzeri 5 var. O yüzden A'da en küçük 5 olur. bize 5 artı 3 artı 2 artı 1'i sormuş. Doğru cevap 11'dir. Yani C seçeneğinde verilmiştir deriz. Bir diğer soru. Zeynep, Eylül ve Meltem birlikte bir pizza yemeye gidip üçü de aynı pizzadan sipariş verirler. Zeynep'in pizzası 6 eş dilime, Eylül'ün pizzası 8 eş dilime ve Meltem'in pizzası 12 eş dilime bölünerek gelir. Üçü de pizzalarının birer dilimi hariç kalanını yerler. Buna göre demiş. Şimdi bu buna göre, kısmına geçmeden önce şu şekilde bir düşünelim. Şimdi bir elimizde Zeynep var. Bunun arkadaşı Eylül var. Ve onun da Meltem diye arkadaşı var. Bunların üç arkadaş. Bir pizzacıya gidiyorlar. Zeynep'in pizzası 6 tane eş dilime ayrılarak geliyor. Yani bunun bir dilimi pizzanın 1 bölü 6'sı değil mi? E peki bunun bir dilimi ne kadar? Pizzanın 8 eş parçaya bölündüyse 1 bölü 8'i. Bunun bir dilimi de 1 bölü 12'si olarak. Bir bütün pizzanın 1 bölü 12'si olarak. 12'de 1 olarak geliyor. Demiş ki en az pizzayı Zeynep yemiştir. Şimdi... E, bunlar bir dilimi yemediklerine göre bu ne kadar dilim yedi arkadaşlar? 5 bölü 6'sını yedi pizzanın. Bu 7 bölü 8'ini yedi. O halde bu da 11 bölü 12'sini yedi. En az pizzayı gerçekten de bakın burada Zeynep yemiştir. Pizzanın 5 bölü 6'sını yiyerek. Bir doğru. Meltem'in pizzasının dilimleri diğerlerinden daha büyüktür. Meltem'in pizzasının dilimleri 1 bölü 12 ee, kadarydı pizzanın 1/12'si kadardı. Burada en büyük e, dilimlere sahip olan kişi zeyneptir Bu yüzden iki seçeneği yanlıştır. Geriye kalan pizza dilimlerinden en büyüğü en küçüğünün iki katıdır. geriye ne kadar pizza kalmıştı pizza dilimleri kal kalmıştı. 1 bölü 6 ve 1 bölü 12. Az önce ne demiştik? En büyüğü zaten Zeynep'in de. En küçüğü kimindi? Meltem'in. Peki diyor ki 1 bölü 6, 1 bölü 12'nin 2 katıdır diyor. Gerçekten de 1 bölü 6'yı 2 ile çarparsanız, pardon özür dilerim. 1 bölü 6 eşittir. 1 bölü 12 çarpı 2'dir. Yani 2 bölü 12'den 1 bölü 6 gelir. Gerçekten de en büyük pizza dilimi, en küçük pizza diliminin 2 katıymış. Doğru cevap 1 ve 3 yani Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer sorumuza. Şimdi güzel sorular var sınavda, deneme sınavında güzel sorular var ve soruların hepsi de biraz düşündürücü. Hani diğer sizin çözdüğünüz soru bankalarında veya diğer piyasadaki yayınların çıkardığı denemelerde hani hepsini demeyeyim ama çoğunda olan sorulardan biraz daha farklı. Bu yüzden. Ee, bu sorulara biraz yönelelim arkadaşlar. Biraz daha mantık gerektiren, böyle bilgiden hariç biraz daha mantık gerektiren sorulara yönelelim. Şimdi 6. soruya bir bakalım. Gerçekten de böyle bir soru. 1 numaralı karenin içine x, 2 numaralı karenin içine y doğal sayıları yazıyor. Biz de yazalım. 1 numaralının içine x yazılıyor. 2 numaralı karenin içerisine de y yazılmış. Daha sonra soldan sağa doğru her kareye kendinden önceki kareye yazılan sayının 2 katı. Hemen yazalım o zaman. Buraya x yazılırsa buraya 2x yazılır. Buraya 2x ise buraya 4x. 2 katı 8x. 2 katı 16x. Ve 2 katı 3 numaralı yana yazılacak. 32x yazılacak. Pekala. Şimdi diyor ki daha sonra soldan sağa burayı okuduk. Ee, her iki durumda da demiş. Nerede bizim sorumuz nerede kaldık? Aynen şurada. Yukarıdan aşağıya doğru ise her kareye kendinden önceki kareye yazılan sayının 3 katı yazılıyor. Yani buraya y yazıldıysa buraya 3y yazılacak. Buraya 3y ise buraya 6y. Pardon özür dilerim 3 katıydı değil mi? 9y 9 y'nin 3 katı 27 y. 27 y'nin 3 katı nedir arkadaşlar? 81 y. Diyor ki her iki durumda da 3 numaralı karenin içine aynı sayı geliyor. Buna göre x artı y en az kaçtır diye sormuş. Yani demek istiyor ki 32 x eşittir 81 y. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Bakın ben bunu hep 2 ile çarparak elde ettim. Bunu 3 ile çarparak elde ettim. Yani zaten ortak bir çarpanları yok. Dolayısıyla ben direkt x'i 81 Direkt Y'yi de 32 seçme hakkım var. Değil mi? Zaten en azını soruyor. Daha büyük de seçebilirdik ama en az kaçtır diyor. Zaten en çoğunu yine bulamazdık. 81 artı 32 sormuş bize. Doğru cevap da 113'tür diyebiliriz. <laughs> bir sayı sisteminde bir yerine şu ı harfi. 3 tane I yerine üçgen. 4 tane üçgen yerine kare. 5 tane kare yerine de yuvarlak yani çember kullanılmaktadır. Bu sistemde her sembole karşılık gelen sayılar toplanarak sayının değeri hesaplanmaktadır. Buna göre şu bize verdiği, şurada gösterdiği sayı nedir diye soruyor. Şimdi ben bunların hepsinin değerini bulacağım. Sonra da bunları toplayacağım. Bu da bir sayı eşit olacak. Yani bize bundan bahsediyor. Pekala şimdi bir neye eşitmiş arkadaşlar? Bir ı harfine eşitmiş. Pekala. Üç tane ı da bir tane üçgenmiş. Yani benim bir üçgenim ne yapıyor? 3 sayısına tekabül ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla e, 4 tane üçgen de bir tane kareye. Kareyi de gösterelim. Kare neymiş? 4 tane üçgen. 4 tane üçgen neye eşittir o halde? Bir tane üçgen 3 ise bir tane kare 3 kere 4'ten 12'ye eşittir. Kare. E, başka ne vardı? Çember vardı. Çember de neye eşitmiş arkadaşlar? 4 tane kareye eşitmiş. E kare neydi? 12 idi. 4 kere 12 48 diyebiliriz. Doğru mudur? Pekala. Burayı yanlış yaptık. Hemen düzeltelim arkadaşlar. Çember 5 tane kareye tekabül ediyordu. 5 tane kareye tekabül ediyordu. Ve karelerin her birini ben ne bulmuştum? 12 bulmuştum. Dolayısıyla 5 kere 12'den 60 diyebiliriz buna da. Pekala şimdi elimizde ne var? Bir tane çember var. Çember neye tekabül ediyordu? 60'a yazalım. 60 artı. Kare neye tekabül ediyordu? 12'ye 2 tane var kare. O yüzden 2 tane 12 artı üçgen neye tekabül ediyordu? 3'e iki tane üçgen var. O yüzden 2 kere 3 artı iki tane de ne varmış? 1 varmış. Dolayısıyla buraya da direkt 2 diyebiliriz. 60 artı 2 çarpı 12 24 artı 2 çarpı 3 6 artı 2 bize sorumuzun cevabını verecek. 24 ile 6'yı topla 30. Şurası 32 60 ekle 92 doğru cevap B seçeneğidir deriz. 8. soru. X'i 110 vermiş, y Y'i 223 vermiş. Aslında sevmemiz gereken sorulardan bir tanesi. Çünkü artık nadiren karşımıza çıkacağı benziyor. Bu tarz sorular ve kolay sorular. X eksi 1'in karesine 4 X eklemiş. Zaten bu X eksi 1'in açılımında bakın arkadaşlar. Bunun karesinde ne var? x kare eksi 2x artı 1 var değil mi? Ben buna şimdi 4x eklersem bu şurayı ilgilendiriyor. Eklediğimiz zaman ne gelir? x kare artı 2x artı 1 gelecektir. E bu da neye eşittir? x artı 1'in karesine. Alttakinde de aynı mantığı kurarsak burası da y eksi 1'in karesine eşittir diyebiliriz. Yani benden neyi istemiş? x artı 1'in karesi bölü y eksi 1'in karesini istemiş. Şimdi x neydi? 110. 1 ekleyelim buna 111 değil mi? 111'in karesi oldu. 111'in karesini ben 111 çarpı 111 biçimde yazarsam. Alt tarafa da bakıyoruz y eksi 1. Yani 223'ten 1'i çıkaracağız. Yani 222'nin karesi olacak. Ben de bunu 222 çarpı 222 yazabilirim. Gelin şununla şunu sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. Bununla da bunu sadeleştirelim 2 kalsın. Doğru cevap nedir? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4'tür. Yani d seçeneğinde verilmiştir deriz. 9. sorumuz her zaman sorulanlardan artık son zamanlarda bunlar moda biliyorsunuz. bir geometrik şekil veriyor. En kenarlı bir çokgen veriyor. Bu çokgenin içerisinde bir tane sayı yazıyor. X diye eğer bunu görürsen X'den başla. Eğer kenar sayın kaç tane ise o kadar diyor bu sayıyı artırarak çarp diyor. Bu da senin sonucu olur. Mesela burada kaçgen var? Elimizde bir dörtgen var değil mi? Pekala 2'den başla diyor. 1, 2, 3, 4, 4 tane ilerle diyor. Sonra bunları çarp. Cevap da 120 olsun diyor. Pekala şuna bir bakalım. Gerçekten güzel bir soru bu arada. Bizim buradaki çokgenimiz kaç kenarlı? 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı. Bir beşgenin içerisinde ne vermiş? Kök 3 eksi 2 sayısını vermiş. Şimdi kök 3 eksi 2'den başladım. Çarpı 1 artır kök 3 eksi 1. 1 artır kök 3. 1 artır kök 3 artı 1. E bir tane daha artır kök 3 artı 2 olur. Pekala bölü dedik. Alt tarafına geçtik. Kök 2 eksi 3 var şimdi benim elimde. O zaman kök 2 eksi 3'ten başlayacağım. Çarpı. Kaç kenarlı bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kenarlı. Dolayısıyla 7 tane yazacağım. Keşke biraz daha küçük yazmış olsaydık. Şurayı biraz küçültelim arkadaşlar. <laughs> evet şurayı silelim. Baştan başlayalım. Kök 2 eksi 3 çarpı 1 arttır. Kök 2 eksi 2 bir arttır. Kök 2 eksi 1 bir tane daha arttır. Kök 2 bir tane daha arttır. Kök 2 artı 1 bir tane daha. Kök 2 artı 2 ve son olarak kök 2 artı 3 yazacağız. Bakın 7 tane yazdık buraya. Peki yani şimdi tek tek çarpalım. Ee, direkt bununla bunu içeri dağıtmayacağız. Merak etme yani bunu buraya bunu buraya dağıtmak biraz akıl karı değil. Kök 3 eksi 2 ile kök 3 artı 2'nin çarpımı. Kök 3'ün karesi eksi 2'nin karesinden eksi 1'dir değil mi? Pekala çünkü 3 eksi 4'ten. Kök 3 eksi 1 ile kök 3 artı 1'in çarpımı da 3 eksi 1'den 2'dir. Bir de burada kök 3'ümüz kaldı. Demek ki üst taraf neymiş arkadaşlar? Eksi 2 kök 3'müş. Bölü alt tarafa geçelim. Kök 2 eksi 3 ile kök 2 artı 3'ün çarpımı 2 eksi 9'dan eksi 7'dir. Sonrasında kök 2 eksi 2 ile kök 2 artı 2'nin çarpımı da 2 eksi 4'ten eksi 2'dir. Kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1'in çarpımı da 1'dir diyebiliriz değil mi? Burası da 1. Bir de elimizde ne var? Kök 2 var. Bunlar da çarparsak 14. Kök 2 gelecektir. Buraya da yazalım. 14 kök 2. Ee, hocam soru bitti. Şıklarda cevap yok. Şu kök 2 ile şunu bir sadeleştirelim. 7 olsun burası. Hatta ve hatta buna hiç gerek yok. Daha kısa bir şey var. Kök 2'ye böl. 1 kök 2'ye böl. Kök 2. Üst tarafı çarp bakalım ne gelecek. Eksi kök 6 geldi. Alt taraf ne kaldı? 14 kaldı diyebiliriz. Doğru cevap da eksi kök 6 bölü 14'tür diyebiliriz. Bir sonraki soru. 10. sorudayız. X gerçek sayı olmak üzere. 1 küçük veya eşittir. Mutlak X o da küçüktür 4 olduğuna göre. 3x-4 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı. Öncelikle burada x'in reel sayı olup olmadığına dikkat ediyoruz ki reel sayıymış. Eğer tam sayı demiş olsaydı da biz, bura, biz burada direkt mesela x'in alabileceği en büyük değer 3'tür diyebilirdik. Tabii reel sayı dediği için 4'e çok yakın hatta limit olarak 4'ün solunda yani 4 eksi epsilon gibi bir değer düşünebiliriz şimdi bize neyi sormuş? 3x 4'ün alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini. Şöyle düşünelim. Biz bu soruyu daha önce şu TYT'nin, ÖSYM'nin yayınladığı TYT örneğinde de görmüştük buna benzer. Yanlış hatırlamıyorsam. Eğer bir sayının mutlak değeri iki sayının arasındaysa, 1 ile 4 arasındaysa o zaman bu sayı şuraya gösterelim. Eksi 4 ve eksi 1. Şurada da 1'e 4 diyelim. Hangi aralıktaydı bu sayı? Bakalım 4'ten açık aralık olduğu için Şurası açık, burası kapalı. Bu sayı şu aralıkta ya da birden kapalı, dörtten açık. Bu sayı şu aralıkta diyebiliriz. Pekala. Şimdi devam edelim. Ne demişti? 3x 8x, 4 ifadesini alabileceği en büyük değer. Bir kere burada bu sayının yani elimizdeki bu mutlak x sayısının x sayısının diyelim alabileceği değerler şu aralıkta aralıktaysa burada üst sınırı nedir? x'in 4'ten küçük olduğu üst sınırını alalım ki ee, 3x eksi 4 ifadesini alabileceği en büyük değeri bulalım. Şimdi x 4'ten küçükse ne diyeceğiz? 3 ile çarp 3x 12'den küçüktür. 4 çıkaralım. 3x eksi 4 de 8'den daha küçüktür diyebiliriz. Şimdi 3x eksi 4 ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri ne? nedir arkadaşlar? 7. Pekala burayı bir geçelim şimdi. 7'yi bulduk. Bu alabileceği en büyük tam sayı değeri. En küçüğünü nereden bulacağız? O zaman da alt sınırı kullanacağız. Diyeceğiz ki eksi 4 ifadesi eksi 4 sayısı x sayısından küçüktür. Madem öyle 3x'i bulalım eksi 12 de neyden küçüktür arkadaşlar 3x'ten. E bir de 4 çıkaralım eksi 16 küçüktür 3x eksi 4. Bu 3x eksi 4 ifadesinin alabileceği en küçük değer neymiş eksi 15 tam sayısıdır diyebiliriz. Bize bunların toplamını soruyor. Ben eksi 15 ile 7'yi toplarsam doğru cevabın eksi 8 olduğunu ve A seçeneğinde verdiğini görürüm 11. soru. Burada a küçük 0 küçük b küçük c gibi yani a negatifmiş. C de b'den büyükmüş ve bunlar da pozitifmiş. Olmak üzere her zaman doğrudur diyor. Verilen öncülerden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi ben toplamları veya farkları hakkında bir yorum yapamam. Bu direkt gitti zaten kafadan. Siz de böyle diyebilirsiniz herhangi bir soruda. A bölü C ve B bölü C hakkında bir yorum yapmamız istenmiş ve A bölü C'nin B bölü C'den büyük mü küçük mü olduğunu merak ediyoruz. Burada büyük demiş. Bakalım A sayısı negatif değil miydi? C sayısı da pozitifti. Ben negatifi pozitife bölersem buranın negatif olduğunu görürüm. B'yi de C'ye bölmüş. İkisi de pozitifti pozitif. Negatif sayı pozitif sayıdan büyük olamaz. Geriye sadece 3 kaldığına göre cevap yalnız 3'tür ama 3'e de bakalım. A eksi B artı C sıfırdan küçüktür. Yani diyor ki ben negatif bir sayıdan pozitif bir sayıyı çıkarıyorum. B artı C pozitif değil mi? E negatif sayıdan pozitifi çıkarırsan hatta bunu da geç. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa her zaman negatiftir. Bu bitti. Cevap C'handır deriz. X eşittir 2 çarpı 10 üzeri 8. Yine kolay sorulardan bir tanesi. Y'yi vermiş Z'yi vermiş. X ile Y'yi çarp, Z'ye böl demiş. Pekala yapalım. X neydi? 2 çarpı 10 üzeri 8 çarpı. Y neydi arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri 6 bölü. Z'miz neymiş? 5 çarpı 10 üzeri 12. 5 çarpı 10 üzeri 12. Öncelikle şu 10 üzeri olanları bir halledelim. 2 kere 3. 6 çarpı 10 üzeri 14 bölü. 5 çarpı 10 üzeri 12. 10 üzeri 14'ü 10 üzeri 12'ye bölersem yukarıda bir 10 üzeri 2 yani 100 kaldığını bilirim. 100'ü de 5 ile sadeleştirirsem burada bir 20 kalır. Doğru cevap da 6 çarpı 20'den 120'dir diyebiliriz. Yani Edirne seçeneği. 13. soru bana göre sınavın en kolay sorusuydu. Keşke her zaman sorsalar sizin için daha iyi olur. ABC kümelerinden oluşan Venn şeması şekildeki gibi boyanmış. Buna göre A fark B kesişim C kümesi hangi renkte boyanmıştır diyor. Öncelikle hangisini yapalım? Tabi parantez işlerini. A fark B A'nın B'den farkı. A'da olup da B'de olmayan bir kırmızı bir de turuncu var zaten değil mi? Peki diyor ki şimdi bu işaretlediklerini C kümesiyle yani şurasıyla kesiştir. Kesişen tek yer neresi? Turuncu. Doğru cevap da odur diyebiliriz. Gerçekten basit bir soru. Aşağıdaki tabloda bir sinemadaki bilet fiyatları verilmiştir. <laughs> Tablo bilet fiyatlarını göstermektedir diye belirtmiş. Meşhur oldu bu sarsı sorularda. Tam bilet 16 liraymış. Öğrenci indirimli bileti 12 liraymış. Öğretmen indirimli bileti de 10 liraymış. Keşke öğrenciler daha ucuz olsa. Bu sinemada bir defaya mahsus bir tam biletin yanında bir de hediye bilet verilmektedir. Bakın şu cümle aslında ben bu cümleyi anlamak için bayağı bir çaba sarf ettim. Şuradaki cümle arkadaşlar. Bu cümle aslında zor bir cümle. Yani ee, değişik bir cümle anlayamıyorsun ilk başta okuduğunda. Arkadaşlar burada anlatmaya çalıştığı şey ben size de yardımcı olmak adına tek bir sefer diyor. Eğer hani geldin, bir tane tam bilet aldın, bir tane de yanında bedavası var. İkinci tam bileti aldığında bedavası falan yok diyor yani. Anlaştık mı? Pekala. Eşi ve kendisi öğretmen olan Hasan Bey, öğrenci olan 3 tane çocuğuyla beraber sinemaya gidiyorlar ve bir bir tane film izliyorlar. Buna göre Hasan Bey'in biletleri almak için ne dediği tutar en az kaç TL'dir? Yani burada Hasan Bey'in uyanık olması lazım az para ödemesi için. Yani nasıl az para ödeyebilir? Bizden bunu istiyor aslında. Biraz mantığımızı kullanmayı istiyor. Şimdi zaten en ucuz biletler hangileri? Öğretmen biletleri değil mi? O yüzden diyorum ki bu karı kocalar yani Hasan Bey ile eşi 10 ee, lira biletlerini kendileri alsınlar. 10 lira Hasan Bey verdi. Hasan öğretmen verdi. 10 lira da eşi verdi. Toplam bunları 20 lira bilete verdi. Şimdi ne kaldı? Çocukları kaldı. Aslında çocuklarda bedava bilet olmasaydı 12, 12, 12 biletlerini alabilirdi değil mi? Ama şimdi bedava diye bir bilet var değil mi? Yani bir bedavası var biletin. 16 liraya bilet aldığında bir tanesi bedavaya denk geliyor. Ki biz de böylelikle şuradaki 24 liralık masraftan bunu 16 liraya düşürebiliriz. Nasıl mı? Bir tane 12 liraya bilet alacak olan kişi o bileti almasın da gitsin 16 liralık bilet alsın. Böylelikle şu kardeşinin de parasını çıkarmış olsun diyoruz. Yani 16 liralık tam bileti çocuklardan bir tanesi alsın. Yanında da kardeşini ücretsiz olarak soksun. Diğer kardeş de 12 liralık bileti alsın diyebiliriz. Şimdi toplam ne kadar para vermiş olduk bir toplayalım. 20 artı 16 36 12 daha toplamda 48 liralık bilet parası verip bu şekilde en ucuza sinemada film izlemişlerdir deriz. Kerem, Uğur, Murat ve Bülent farklı yaşlardaki 4 kişidir. Bu soru da gerçekten güzel bir soru. Murat'ın yaşı diğer üçünün yaşlarının aritmetik ortalamasıdır. Yani Murat'ın yaşına m dersek diğer üçünün yaşları toplamı aslında 3m'ymiş. Eğer yaşlar toplamını gruptaki insanların yaşları toplamını vermişse Murat'ın yaşını direkt buluruz. E, dördünün yaşlarının aritmetik ortalaması 24'tür demiş. E, aslında aritmetik ortalamasını verdiğine göre e, bu de bunlar 4 kişi. O zaman ben toplam yaşı bulabilirim 96. Dolayısıyla m artı 3m Murat artı diğerlerinin toplamı 4m eşittir 96 ise m eşittir 24. O zaman Murat da 24 yaşındadır diyebiliriz. Murat'ı bulduk. Herhangi iki kişi arasındaki yaş farkı en çok 15 olabilir. Aa, bak bu sıkıntı işte. Herhangi iki kişi arasındaki yaş farkı en çok 15 olsun istiyor. Yani şunu istemiyor. Birinci kişi bir yaşında olsun, ikinci kişi iki yaşında işte en büyüğünü en çok vererek bulayım ya da işte en küçüğüne diğerlerini en çok vererek buluyorum gibisinden bir şey istemiyor. Diyor ki yaşları farkı en çok 15 olsun. Buna göre Bülent'in yaşı en çok kaçtır diye soruyor Bülent'in yaşı. Yani diyor ki aslında hani burada Bülent'in en büyük olduğunu falan bilmiyoruz ama gruptaki en yaşlı kişi kimdir? Yaşlı kişi kaç yaşındadır diye soruyor. Kim olduğunu bilemiyoruz ama kaç yaşındadır diye soruyor. Yani Bülent en çok yaşa sahip olan yani en yaşlısı olsun grubun bizden bunu istiyor. Şimdi şöyle diyelim 24 bu grubun ortalaması yani ortalama herkes 24 yaşında olacak değil mi? Pekala diğerlerinin yaşları toplamda zaten 72 ve ben 72'yi de 3'e böldüğümde 24 oluyor çok güzel. E pekala şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yaşları farkı en çok 15'ti ya. Şimdi burada biraz aslında sevmediğim bir metot ama değer verebiliriz. Aslında daha az değer veriyoruz. Neden? Çünkü eğer Murat 24 yaşındaysa buna olan uzaklıkları yani şöyle sayı doğrusu üzerinde gösterirsek bundan büyük kişi, kişi mesela şurada olsun bundan en küçük kişi de şurada olsun bunların arasındaki mesafe 15 olacak. Yani ben buradan mesela 10 sayı büyüttüm 34 diyorsam 5 sayı küçülebilirim diğer 19 yaşında olabilir diyebiliriz. Anlaştık mı? peki biraz daha açık şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi 24 yaşında bir Murat var burada. Grubun yaş ortalamasına sahip. Ben diyorum ki Murat'a Murat'tan büyük ve Murat'ın yaşına en uzak kişi bundan 10 yaş büyük olsun. Yani 34 yaşında olsun. Kişiklerde de var mesela. Bundan o zaman küçüğüne kadar yaş uzakta olabilir? 5 yaş uzakta olabilir. 5 yaş küçülürsem 19 mu olur? Grubun en küçüğü 19 yaşında, en büyüğü 34 yaşında oldu böylelikle. Şu Murat haricindekilerin yaşları toplamı 72 idi bakın buraya yazmıştık. 34, 19 daha kaç yapar? 43, 53. Geriye kalan kişi o da 19 yaşında oldu. Ama ne demişti? Farklı yaşlardaki demek ki bu değil. Bunların zaten ikisi aynı yaşta çıkıyorsa bizim verebileceğimiz üst sınırın da ötesinde 34. Yani 34 ve 39 çıklarını da ele, eleyebilirsiniz artık. 24'ü yazdım buraya. Az önce burayı 10 artırmıştım. Şimdi 9 artıralım ve 33 diyelim. 9 artırdığıma göre burayı da 6 azaltacağım ki 18 diyeceğiz. E şimdi buranın buraya farkı 1, bunun da buraya farkı 1 olduğuna göre diğer eleman 20 yaşında oldu. Böylelikle gruptan seçtiğim herhangi iki kişinin yaşları arasındaki fark maksimum 15 oldu. Bakın ile 33, ile 20, 20 ile 18, 18 ile 24. Bunların hepsinin de aralarındaki yaş farkları 15'ten büyük değil. Ama az önce seçtiğim böyle değildi. Hatta iki kişi öyleydi ama iki kişi aynı yaştaydı. O yüzden üst sınırın ötesinde diyebildik 34'e. Demek ki en büyük grubun en yaşlı elemanı 33 yaşındaymış Bülent diyebiliriz. 16. soru. 16. soruda <laughs> iki kişi var. Bunlardan birinin ismi Özkan, diğeri İlhan. Özkan veya İlhan hangisi fark etmez. İster buna Özkan de, ister buna İlhan de hiçbirisi fark etmez. Çünkü zaten çocukların isimlerini vermemiş. İkisi de aynı yolda koşacaklar. Yukarıdaki yarış parkuru sırasıyla 840 metre toprak, 540 metre taşlı zemin, 720 metre çim ve tekrar yarışın sonunda da parkurun sonunda da 180 metre toprak zemin varmış. Şimdi diyor ki bu parkurda yarış yapan Özkan ve İlhan için aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Toprak zeminde Özkan'ın hızı 12 metre bölü saniye. Özkan'ın hızı neymiş? 12 metre bölü saniyeymiş. Pekala. Ee, İlhan'ın hızı da 15'miş. Yani şurası 15 metre bölü saniye diyebiliriz. İlhan'ın hızı toprak zemine göre taşlı zeminde 1 bölü 3 ve çim zeminde 2 bölü 5 oranında azalmaktadır. 1 bölü 3'üne ve 2 bölü 5'ine iniyor demiyor. önceki ona dikkat edeceğiz. Azalmaktadır diyor. İlhan'ın hızı neydi toprak zeminde? 15 metre bölü saniye. Bu 15 metre bölü saniyenin 1 bölü 3'ü nedir arkadaşlar? 5 metre bölü saniye. Bu kadar azalıyormuş. O zaman ee, işte taşlı zeminde ne kadarmış hızı? 10 metre bölü saniye diyebiliriz. 5 metre bölü saniye azaltırsak. Çim zeminde de 2 bölü 5 oranında azalmaktadır. 15'in 1 bölü 5'ine 3. 2 bölü 5'ine olur o zaman 6 olur. 15'ten de 6'yı çıkarırsak. Demek ki çimde 9 metre bölü saniye hızla koşabiliyor İlhan. Özkan'a geçelim. Bu arada burası tekrar toprak olduğu için 15 metre bölü saniye ile koşacaktır diyebiliriz rahatlıkla. Özkan'ın hızı da toprak zemine göre taşlı zeminde 1 bölü 4 oranında azalıyormuş. 12'nin 1 bölü 4'ü nedir? 3. 3 çıkarırsak burada 9 metre bölü saniye ile koşuyormuş Özkan. Toprak çim zeminde de 1 bölü 6 oranında azalmaktadır. İşte 12'nin 1 bölü 6'sı 2. 12'den 2'yi çıkarırsak. 10 metre bölü saniye ile koşuyor çimde. İlhan'dan daha hızlı. Ee, diyor ki aynı anda yarışa başlayan Özkan ve İlhan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu arada Özkan da burada yeniden 12 metre bölü saniye hızla koşmaya devam edecektir. Değil mi? Onu da yazmayı unuttuk. Şuraya yazalım. Ne demişti? Hangisi doğrudur diyor. Özkan yarış 15 saniye önce bitirir. Şimdi o zaman biz gelin bunlar yarışı kaçar saniyede bitirir bunu bir hesaplayalım arkadaşlar. 840 metreyi 840 metreyi Özkan için şuraya hesaplayalım. 840 metreyi 12 metre bölü saniye ile koşarsa kaç saniyede bitirir? 70 saniyede bitirir diyebiliriz. Şu toprak zemini. Pekala taşlı zeminde 549'a bölersek 60 saniyede oradan gelecek. Çim zeminde 720'yi 10'a bölersek 72 saniyede oradan gelecek devam ediyoruz. 180'i de 12'ye bölersek 15 saniyede buradan gelecek diyebiliriz. Geçelim İlhan'a. Bu arada şunu da toplarsak bir yandan 70 artı 60 130. 130'a 72 ekle 202. 15 daha 217 saniyede Özkan yarışı bitiriyormuş. Şimdi geçelim İlhan'a. 840'ı 15'e bölersek 840 bölü 15 ne yapar hesap edersek 840 bölü 15 şurada bölelim bir yandan da bölemiyorum. Sek, e, kaç defa var? 75'in içinde 5 defa. E, 75 çıkar. Ne kalır? 9. 90'ın içerisinde de 6 defa. 56 saniyede toprak zemini bitirecek. 60 saniyede tamamlamıştı diğeri. Burası bu kaç saniyede tamamlar? 540'ı ona böleceğiz. 54 saniyede de bu tamamlıyor. 729'a bölersek 80 saniyede e, çimli çim zemini tamamlıyor. 180'i 15'e bölersek de 12 saniyede burayı tamamlıyormuş diyebiliriz. Pekala. 56, 54 daha 110, 80 daha 190, 12 daha 202 saniyede de hangisi tamamlıyor arkadaşlar? İlhan parkuru tamamlıyor. Şıkta ne demişti? Özkan yarışı 15 saniye önce bitirir. Hayır Özkan 15 saniye geç bitiriyor. A gitti. İlhan yarışı 15 saniye önce bitirir. E biz bunu bulduk zaten. Diğerlerine bakmamıza lüzum dahi yok. Devam edelim. 2 litrelik bir deterjan kutusu doluyken tartıldığında 2540 geliyor. Yaz hemen dolu hali neymiş? 2540 gram geliyormuş. Pekala bu kutudaki deterjanın 500 mililitrelik kısmı kullanıldıktan sonra kutu tartıldığında 2000 gram gelmektedir. Ha, ben bunu kimya derslerinden hatırlıyorum bir yerden ya. 500 mililitre sanırım öz kütleden kaynaklı 500 mililitre alıyoruz ama 540 Gram mı azalmış? Aynen. Ne kadar gelmiş? 2000 gram mı gelmiş? O zaman şöyle diyebilir miyiz? 500 e, mililitre. Orayı düzgün yazalım. 500 mililitre ne kadar ediyormuş arkadaşlar? 540 gram geliyormuş. E, buna göre bu kutudaki deterjanın 1 litresi kaç gram gelmektedir? Basit bir soruymuş. 1 litresi yani 1000 mililitresi ne kadar gelir? 1000 80 gram gelir diyeceğiz. Doğru cevap da Bursa'da verilmiş. Tarihte kullanılan karekök bulma yöntemlerinden biri şu şekildedir. Karekökü alınacak sayı a olmak üzere a sayısından küçük en büyük tam kare sayı x a sayısından büyük en küçük tam kare sayı y olsun. Buna göre kök a sayısı yaklaşık olarak kök x artı a eksi x bölü y eksi x ifadesine eşittir demiş. Şimdi bu ben bunu şeyde de ya. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifetname kitabında yaklaşık böyle 1100-1200 sayfalık bir kitap olması lazım. Marifetname kitabında da Erzurumlu İbrahim Hakkı bundan bahsediyor. Öneririm okumanızı. Gayet güzel bilgiler taşıyor. Şimdi kök a sayısının yaklaşık olarak değerini şu şekilde buluyormuşuz. Ee, en a sayısından küçük en büyük tam karesi x demiş. Mesela burada örneği vermiş. Oradan onun üzerinden gidelim kök 13 bunun yaklaşık değeri hesaplanırken x'i 9 seçiyoruz. Neden? Çünkü kök 13'ten küçük tam kareye sahip bir ifade kök 9'dur değil mi? Bundan büyüğü hangisidir? Kök 16'dır. Biri 3, biri 4. Peki o zaman diyoruz ki kök 9'a 13'ten yani bize tam karesi hesaplanması istenen, kare kökü hesaplanması istenen sayıdan kendinden küçüğü çıkarıyoruz. Bir de kendinden büyük olandan küçük olanı çıkarıp hesaplayabiliyoruz. Mesela kök 20 sayısı bize bunu sormuş. Bundan küçük ne var? Kök 16 var. Bundan büyük ne var? Kök 25 var. Nasıl hesaplayacağız o zaman? Kök 16'nın üstüne şunu ekliyoruz arkadaşlar. 20 eksi 16 bölü 25 eksi 16'yı ekliyoruz. Evet. 20 eksi 16 4. 25'ten de 16'yı çıkarsak 9 gelir. Zaten kök 16'da 4'tü. Demek ki cevabımız neymiş? 4 artı 4 bölü 9. Bunu da bileşik kesre çevirirsek 4 kere 9 36. 4 ekle. 40 bölü 9'dur. Yani cevap denizidir deriz. Orhan ile Veysel 80 soruluk 5 seçenekli çoktan seçmeli bir sınava girip soruların tümünü aşağıda gösteren düzen rastgele cevaplamışlardır. Yani bizim sınavlara girip de işaretleyen arkadaşlar var. Şöyle 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 işaretliyorlar. Böyle şekil figür oluşturuyorlar. Optik kağıtlara. Bunlar da o şekil yapmışlar yani A, B, C, D, E sonra tekrar D, C, B, A, B, C, D, E şeklinde. Diğeri de işte ona göre bir şekil çıkarmış. Buna göre ikisi kaç soruya aynı cevabı vermiştir diye bir soru var elimizde. Şimdi bunlara bakalım İlk olarak hangi doğru cevapları ya da doğru cevap demeyelim hangi işaretli cevap aynı soruda denk gelmiştir. Bakalım A, E, B, D, C, B, D, C, E, A, D, B, C, C. Evet şurada gelmiş. Şimdi burada bir keselim. Sonraki nerede gelmiş? Bakıyoruz gene C, C'de gelmiş. Burada da keselim o zaman. Ve C, C'den sonra ne ile başlamış? B diye gitmiş. B, diğeri D ile başlamış. Burada B ile D ile başlamış. Demek ki bizim kurulu düzenimiz burası. Şurada kaç tane sever? Kaç tane harf var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şıkta 1. Demek ki aynı şeyi yapıyorlar. Aynı şıkkı işaretliyorlar. E hocam burada 8 tane yok. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Demek ki şöyle söyleyebiliriz. İlk 7 tane soruyu işaretlemişler. 7. soru denk gelmiş. Sonrasında her 8 ile 1 bunlar aynı cevabı veriyorlar. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? 7 artı 8K. Evet. Bu güzel oldu. K'yı nereden başlatacağız? Sıfırdan başlatalım. Birer birer artırarak devam ettiririz. Ta ki nereye kadar? İşte sınav kaç soruldu? 80 soruluk değil mi? Pekala yani K'ya 0 verince ne gelir? Bakın K 0 için 7. soruları aynı işaretlemişler. Güzel. Bakın gerçekten öyle mi? Evet 7. soru denk geldi. Güzel. K'ya 1 verelim. K'ya 1 verirsek 7 artı 8 15. Demek ki 15. soruyu da aynı işaretlemişler. Bakın burada 15. soru. K'ya 2 verirsem 7 8 daha arttır burayı 23. K'ya 3 verirsem 8 arttır 31. K eşittir 4 için 8 arttır 39. K eşittir 5 için 8 arttır 47. K eşittir 6 için 8 arttır burayı 55. 55. soruda denk gelmiş. K eşittir 7 için 55'i 8 arttır 63. Bu da denk gelmiş. K'ya 8 verirsek 71. soru. K'ya 9 verirsek 78. 79. soru. Bunların beraber aynı işaretledikleri şıkka denk gelecektir. Toplam kaç tane soru yaptı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane soruya doğru cevap vermişlerdir. Aynı şıkla doğru cevap demeyelim. Ya şuradan dilim dolanmış. Ee, aynı cevabı işaretlemişlerdir. Aynı şık işaretlemişlerdir. 79'dan sonra neden bakmadık biz buna? Çünkü 80 tane soru vardı bizim elimizde. Ancak 79. soruya kadar bakabilirdik. Yukarıdaki kuraki bir ofisin 1 bölü 200 ölçekli halidir. Ofisin gerçek alanı 216 metrekare olduğuna göre x kaçtır? Şimdi 1 bölü 200 ölçekliden anlamamız kasıt ne? 200 defa küçültülmüş. 200 kat küçültülmüş diyebiliriz. 200 kat küçültülmüş ise ben bunun orijinal haline döndürebilmek için 200 kat da büyütmem gerekiyor değil mi? Şimdi şöyle diyelim mi? Bakın şu kenarı biliyoruz zaten. Ne kadarmış? 6 santimetre. 6 santimetre dediğimiz şey aslında kaç metredir? 0.06 metredir diyebilir miyiz? Değil mi? Pekala bu krokideki hali 0.06 metre. Krokisiz hali ne kadardır diye sorduğumuz zaman da 200'de 0.06'yı çarpmamız lazım. Şu iki sıfırı silmek demek bu virgülü şuraya taşımak demek. 2 kere 6'dan 12 metreymiş gerçek hali buradaki duvarın boyutu. Şuraya çizelim onu da. 12 metre. Şimdi ben bu ofisin alanının 216 metrekare olduğunu biliyorum ya. Ben bunu 12 metreye bölersem karşıma ne çıkacaktır? 216 bölü 12'den 18 sanırım. 18 metre çıkacak. Neresi? Şurası. burası 18 metre çıkıyorsa acaba gerçek hali 18 metre. Bunun krokideki hali ne kadardır diye soralım. Yani bu sefer ne yapmamız lazım? 18'i 200'e bölmemiz gerekiyor. Bir kere bölersek 0.18 bölü 2 gelecektir. Bunu da bölersek arkadaşlar 0.09 santimetre pardon metre olması gerekiyor. E bu 0.09 metre neye eşittir? 9 santimetreye. Değil mi? 9 santimetre ise madem öyle. Burası 6 santimetre ise buraya ne kalır? 3 santimetre kalır. Doğru cevap da Ceyhan'dır deriz. Devam ediyoruz. Bir otoparka giriş ücretleri kamyon için 5 lira, minibüs için 3 lira ve otomobil için 1 liradır. Yazalım. Kamyon ne kadar veriyormuş? Kamyon 5 lira veriyor. Minibüs ne kadar veriyor? Buna mini yazalım. 3 lira veriyormuş sanırım. Evet. Otomobil ne kadar veriyor? Otomobilde 1 lira veriyormuş. Pekala. Bu otoparkta belirtilen giriş ücretlerini ödeyerek giren 4 kamyon, 3 minibüs ve 3 otomobil arasından rastgele seçilen 4 tane aracın ödemiş oldukları giriş ücretlerinin toplamının 16 lira olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi elimizde kaç tane kamyon var otoparkımızda? Bakın buraya kaç tane kamyon girmiş? 4 tane. 4 tane kamyon var. Pekala kaç tane minibüs girmiş? 3 tane de minibüs girmiş. 3 tane de otomobil girmiş. Şimdi... Kamyon ne kadardı? 5 liraydı. Minibüs 3 liraydı ve otomobil de 1 liraydı. Şimdi diyor ki 4 tane araç seçeceğim. Bu 4 tane aracın toplam verdiği para 16 lira olsun istiyor. Pekala ben bunu nasıl seçebilirim? Mesela elimde yeteri sayıda kamyon var mı? Ben 3 tane kamyondan seçmek istiyorum. Bir tane de otomobilden seçmek istiyorum. Böylelikle toplamları ne olur? 16 olacaktır. Bu da ne seçtim? Kamyon, kamyon, kamyon. Bir tane de otomobil seçtim. Pekala yani bu 16'yı başka nasıl elde edebilirim? Ha, şöyle diyebilir miyiz? Mesela şurada 5 artı 1 var ya o 5 artı 1'in yerine yani toplam 6'nın yerine 2 tane minibüs seçebilirdim değil mi? 5 artı 5 artı 3 artı 3. Yani kamyon kamyon minibüs minibüs seçelim. Bunların toplamı ne olacaktır? 16 olacaktır. Peki başka var mı? Başka yok arkadaşlar. Pekala. O halde şöyle yapalım. Biz burada kaç tane kamyon seçtik? 3 tane. Kaç tane kamyonun içerisinden? 4 tane kamyonun içerisinden. Yani 4'ün ikilisi pardon üçlüsü. 3 tane kamyon seçtik. Çarpı bunun yanına da bir tane otomobil seçtik. Kaç tanesinin içerisinden? 3 tane otomobilin içerisinden bir tanesini seçtik. 4'ün üçlüsü 4. 3'ün birlisi 3. 3 kere 4 10, 12 diyebiliriz. Değil mi? Peki ara bir de şöyle yapalım. Şurada kaç tane kamyon seçtik? 4 tane kamyondan 2 tanesini çarpı. Burada kaç tane minibüs seçtik? 2 tane. 3 tane minibüsten 2 tanesini seçtik. 4'ün ikilisi 6. 3'ün ikilisi 3. 3 kere 6. 18 tane de buradan seçim yapabildik. Yani bizden istenilen durum kaç taneymiş? 30 tane. Peki toplam duruma ne diyeceğiz? Toplam duruma. Toplam durumda arkadaşlar benim elimde kaç tane araç var? 4 artı 3 üç artı 3'ten toplam 10 tane araç var zaten. Değil mi? Kaç tanesini seçiyorum ben bunun? 4 tane aracın ödemiş oldukları diyor değil mi? 4 tane seçiyorum. Madem öyle tüm durumda şuraya çıkaralım. 10 tane araçtan 4 tanesini seçiyorum. Peki bu ne demektir? 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 2 kere 4 8 şunları götürelim. şunu da şunu 3 diye götürelim. 3 kere 10 30 çarpı 7'den tüm istenilen durum 30. Şurası kaç geldi? 30 çarpı 7 geldi zaten yani 210. Şunları da sadeleştirirsek benim doğru cevabımın 1 bölü 7 olduğunu görürüz arkadaşlar. 22. soru. <laughs> bir terzinin 1 metre kumaşa dikme hızı sökme hızının 5 katına eşittir. Yazalım terzi bayağı hızlıymış. Üstelik söküm işlemi daha kolay olması gerekmiyor mu ya? Sökme işlemini de V hızıyla yapıyormuş. Dikme işlemini yapma hızı Sökme hızının 5 katına eşitmiş. Güzel. 12 metrelik bir kumaş var. Dikmeye başlayan terzi ara vermeden kumaşın 8 metresini diktikten sonra Şimdi bu 8 metre dikiyor. Sonrasında e, hatayı fark edip 2 metre söküyor. 2 metre geri söküyor. Sonrasında buradan devam edip e, aynı hızda 12 metrelik kumaşı e, bitiriyor. Yani şuraya kadar geldi 6 metreye kadar geri döndü. 6 metre daha dikim yapıyor o zaman değil mi? Pekala. Terzi tüm işlemi 10 dakikada yaptığına göre 1 metre kumaşı kaç senede dikmiştir? Bakın ben bu sorunun çözümünü şöyle yaptım ve gayet de beğendim, hoş buldum bu sorunun çözümünü. Şimdi bu adam 1 metre 1 metre sökme işlemini yapana kadar aslında 5 metre kumaş dikebilir değil mi? 5 metre diker. Değil mi? Sonuçta sökme hızı dikme hızının 1 bölü 5'i kadar. 1 metre sökene kadar 5 metre dikebilir. E burada toplamda kaç metre sökmüş? 2 metre sökmüş değil mi? 2 metre sökme işlemi yapana kadar kaç metre kumaş dikerdi o halde? 10 metre kumaş dikerdi diyebiliriz. Madem öyle. Bu adam şu 2 metre sökme işlemini yapmasın da aslında neyi yapmış gibi düşünebiliriz? 10 metre kumaş diktiğini düşünelim. Başka ne kadar dikmişti? 8 metre burada dikmişti. 6 metre de burada mı dikmişti? Yani 8 artı 6 artı şu 2 metre sökmenin yerine 10 metre dikme yerleştirdim ben. Toplamda 24 metre kumaş dikmiş. Ne kadar? 10 dakikada. Değil mi? 1 metreyi ne kadar da diker diyor. 1 metreyi ne kadar da diker. O zaman ne dememiz lazım? 10 bölü 24 müdür direkt işler dışlar çarpımından. bu 10 bölü 24 ile neyle çarpmam gerekiyor? Saniyeye çevirilmek için 60 da çarpmam gerekiyor. Sorumuzun cevabını bulduk aslında arkadaşlar. 12'ye böl 2. 12'ye böl 5. 2'ye böl 1. 2'ye böl 5. 5 çarpı 5'ten 25 saniyede bu adam 1 metre kumaş diker diyebiliriz. Gördüğünüz gibi denklem falan çok kurmadık. Sadece burada birazcık hafif mantığımızla olayı oturtabiliyoruz. Bir diğer soru. Aşağıdaki grafikte bir ilçedeki halk eğitim merkezinde açılan bilgisayar kursuna o ilçeye bağlı köylerden katılan vatandaşların sayısı verilmiştir. Kursa katılan vatandaşların köylere göre dağılımı şu grafikte veriliyor. Kursa bu köylerden toplam 15 öğrenci daha katıldığında yeni grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş bize. Şimdi öncelikle şu grafiği arkadaşlar ee, okurken. Mesela şurada Yeşilköy 20 diyor ya her seferinde buradan böyle x ekseninden y eksenine gidermiş gibi bakmayın da grafiğin şuraya yazın. Bundan 20 kişi varmış. Külköy'den ne kadar kişi? 25 kişi. Hasköy'den ne kadar kişi? Bundan da 20. Ve Belköy'den ne kadar kişi varmış arkadaşlar? Bundan da 15 kişi varmış. Böyle yazın üstüne. Sonra gelin 15 tane daha öğrenci ekleyeceğiz. Bu grafikte de hangisinde 15 tane öğrenci gelmiştir diye soruyor aslında. Bakalım Yeşilköy'de kaç kişi var burada? 20. Külköy'de kaç kişi var burada? 25 kişi var. Peki Hasköy'de 30 kişi var. Belköy'den kaç kişi var? 15 kişi var. Zaten şu Belköy, Külköy ve Yeşilköy hiç değişmemiş buradaki grafiğe göre. Bir tek Hasköy'de 10 kişilik bir artış olmuş değil mi? E bakıyoruz burada da 20 kişi vardı. E, toplam 15 kişi gelmesi gerekiyordu. Bu gitti. Hepsine tek tek bakalım. Yeşilköy'den kaç kişi var? 25 ile 30 arasında. Bir kere net olmadığı için biz bir şey söyleyemeyiz zaten. Bu da gitti. Pekala, şuna bakalım. Net olmayan başka var mı? Bakın şurada Külköy'ün öğrenci sayısı net değil. Bu cevapta gitti. Burada net olmayan var mı? Evet, var. Bakınız şurada yine Külköy. 25 ile 30 arasında. Bu yüzden bu da gitti. Grafiği okuyamam. Çünkü 15 tane öğrenci net olarak 15 kişi gelmesi gerekiyor. D seçeneğini de okuyamam. Buraya baktığımız zaman Yeşilköy'den kaç kişi var şu an? Burada 30. Değil mi? Külköy'den kaç kişi var? 25. Hasköy'den kaç kişi var? 20. Belköy'den kaç kişi var bundan da 20 diyebiliriz Belköy'de 5 kişi artmış Yeşilköy'de 10 kişi artmış Diğerleri stabil kalmış değil mi yani 10 artı 5 15 zaten 15 kişi istiyordu bizden Doğru cevap da edir deriz Bir diğer sorumuz Px polinomu bu da güzel bir soru Çoğu kaynakta o kadar çok rastlanılmayan bir soru bir px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan ile x artı 1 ile bölümünden kalanın toplamı 10'dur. Yani ne demeye çalışıyor? x eksi 3 ile bölümünden kalan diyorsa arkadaşlar şuraya yazalım daha geniş olsun. p3 ile p eksi 1'in toplamı neymiş? 10'dur demiş. Sonra bir ifade vermiş bize px ile px, px artı 2'nin toplamını x küp artı 5x artı 10 olarak vermiş. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalanı. Yani neyi soruyor bize? P1 kaçtır diye soruyor. Şimdi gelin şu bize verdiği ifadede tam şuraya x gördüğümüz yere bir 1 yazalım. Bakalım ne gelecek. P1 artı P3 eşittir. 1 yazıyorduk. 1 artı 5 artı 10 16. Etti mi? Pekala. Bu bizim ne işimize yarayacak? Çünkü burada P-1 var. Biz P1'i bilmiyoruz. Zaten bize onu soruyor. P-1 ile P3'ü de bilmiyoruz yerine yazsak da bulsak. E, madem öyle gelin bir de x gördüğümüz yere 1 yazalım. P-1 artı, eksi 1'i yazdık şurada. Buraya ne gelir? Eksi 1 artı 2'den P1 mi gelir? Aa bu çok güzel oldu. P1 eşittir. Eksi 1'i yazarsak burası eksi 1, eksi 5 daha, eksi 6, 10 daha, artı 4 gelecektir. Ben bunların ikisini şimdi taraf tarafa toplayacağım arkadaşlar. Peki topladığımız zaman ne gelir? Bakın 2 tane P1, 2 tane P1 artı. P-1 ile P3 P-1 ile P3'ün toplamı neydi? 10 Direkt yazalım 10 Eşittir 16 ile 4'ü topla 20 Onu da karşıya at 2 tane P1 eşittir 10 O zaman P1 nedir arkadaşlar? P1 5'tir ve doğru cevap da A'dır deriz 25. soru Bu da güzel bir soru yani tanım kümesiyle görüntü kümesini biz e, hani böyle soruları kolaydır e, tanım kümesini verir der ki işte A kümesi şu 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 F A nedir diye sorar bu sorular kolay sorulardı ama e, tanım ve görüntü kümesiyle güzel karışık bir soru yazmışlar gayet hoşuma gitti e, şimdi bir f fonksiyonu var bu f fonksiyonun tanım kümesi A görüntü kümesi F A. güzel f x'in da vermiş g fonksiyonunu da f fonksiyonunun görüntü kümesini kendine tanım kümesi olarak kullanıyor. Bakın burada. Tanım kümesi nereye götürüyor? Görüntü kümesi 5, 11, 14. g de tanımlamış ki 3x8-1. A kümesi nedir diye soruyor. Öncelikle g x fonksiyonu kuramını biliyorsak bu iş kolay. g x neymiş arkadaşlar? 3x8-1. Güzel. Şimdi bunların çıktıları neymiş? Bu 3x-1'in çıktıları 5, 11 ve 14. O zaman tek tek 3x-1 eşittir 5, 3x eşittir 6, x eşittir 2. Sonra 3x-1 eşittir 11, 3x eşittir 12, x eşittir 4. Sonra 3x-1 eşittir 14, 3x eşittir 15, x eşittir 5. Bu bulduğumuz x eşittir 2, 4 ve 5 bizim neyimiz olacak? FA'mız arkadaşlar. Bakın nereden nereye geçtik şimdi? Şuraya. FA neymiş? Parantez içerisinde 2, 4 ve 5 elemanlarından oluşuyormuş. Peki burada f fonksiyonunun kuralı. Şimdi f fonksiyonunun kuralından da a'ya geçiş yapacağız. f fonksiyonunun kuralı neymiş? x bölü 2 eksi 1. Neye eşitleyeceğiz ilk olarak? 2'ye x bölü 2 eşittir 3. Eksi 1'i karşıya attım. x bölü 2 3 de x kaçtır? 6. x bölü 2 eksi 1 eşittir. Bu sefer ne diyeceğiz? 4. Eksi 1 at karşıya. x bölü 2 eşittir 5. O zaman x nedir? 10. Ve x bölü 2 eksi 1 eşittir. Ee, geriye ne kaldı? 5 kaldı. Eksi 1 at karşıya. x bölü 2 eşittir 6. O zaman x nedir? 12. Demek ki bizim kümemiz neymiş? Hangisiymiş? Bakın burada 6, 10 ve 12'den oluşan yani Bursa şıkkında oluşan 6, 10 ve 12'ymiş deriz. 26. soru. <laughs> en elemanlı bir kümenin R tane elemanı olan alt küme sayısı Pascal üçgeninin en artı birinci satırındaki R artı birinci terime eşittir. Bu Pascal üçgeninin içerisinde o kadar güzel aslında bizim için nimetler var ki yani Bunları ayrı bir videoda anlatmak isterim size. Gerçekten çok güzel. Hatta 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 bu Pascal üçgeninin de böyle hani bu şekilde değil de çünkü ilkokul kitaplarında bile şu şekilde veriliyor yani hani sadece sayılarla. Bunu böyle kombinasyonla bağıntısını anlatarak, seçimlerle bağıntısını anlatarak güzel bir şekilde işlenmesi gerekiyor aslında ama sorumuza biz dönelim. Diğer videolarda bunu daha ayrıntılı bir şekilde anlatalım. Buna göre 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı 6 tane alt kümesi vardır. 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı 6 tane alt kümesi. Şimdi e, Pascal üçgeninden yapmasanız da olur bunu. Pascal üçgeninde de buna tekabül eden yerleri gösterebiliriz ama şöyle diyebiliriz. 5'in üçlüsü eşittir 6 diyor. 5'in üçlüsü 6 değil 10'dur arkadaşlar. Değil mi? Dolayısıyla 1 yanlış. 3 elemanlı alt küme sayısı 20 olan e, kümenin 6 tane elemanı vardır demiş. 3 elemanın alt küme sayısı 20 olan 6 tane elemanı vardır. Bakın burada 20 nerede? Burada. 6'nın altının 0'lısı, 6'nın altının 1'lisi, 6'nın 2'lisi, 6'nın 3'lüsü. Dolayısıyla 2 doğrudur. 6 elemanlı bir kümenin toplamı toplam 64 tane alt kümesi vardır. Zaten 2 üzeri 6'dan 64 olduğunu biliyoruz ama siz şuradaki sayıları toplayarak da bunun 64 olduğunu ee, bulabilirsiniz. Burada da 2 ve 3. Aslında burada e, sorunun yazarı büyük ihtimal hani sadece varsayımda bulunuyorum. Pascal Üçgeni'nin e, o güzelliklerinden bahsederek bir şeyler sormaya çalışmış ama bu pek de mümkün olmamış. Çünkü e, soruyu şu şekle ihtiyaç duymadan da çözebiliyoruz. Kombinasyon yardımıyla. Devam edelim. 27. soru. Eni A santimetre. Ve boyu da eninin iki katı olan. Yani şurası kaç santimetreymiş? A. Şurası kaç santimetreymiş? 2A santimetreymiş diyebiliriz. A 2'den büyük vermiş. Bunun bir esprisi yok. Sadece şuralardan birer santim kestiği için 2'den büyük olduğunu göstermiş. E, bu köşelerden birer santimlik ebatlarda kesiliyor arkadaşlar. Kesilip atıldıktan sonra geriye kalan e, şeklin alanını soruyor bize. Şimdi Şöyle diyelim mi? Normal şeklin alanı ne arkadaşlar? 2A çarpı A. Peki kesilip atılanların alanı. Bakın şu kısım var ya. Şu kısım bir e, ikiz kenar dik üçgen. Değil mi? Hatta karenin köşegeninden ayırdığı kısmı değil mi? E şu kısımda aslında hatta şuraya gösterelim. Bu da bunun tamamlayıcısı. Hepsi birbirinin tamamlayıcısı ama hatta şu da şunun tamamlayıcısı. Bakın çiziyorum. Bu da bunun kareye tamamlayıcısı. Değil mi? Şimdi ben şu ikisini birleştirmiş olsaydım 1 çarpı 1 tipinde bir kare oluşurdu. E diğer ikisini birleştirmiş olsaydım o da 1 çarpı 1 tipinde bir kareye tekabül ederdi. Toplam alan 2 santimetre karelik bir alan gitmiş buradan. Yani 2A kare toplam alandan 2 cm gitmiş sadece. Dolayısıyla ben bunu 2 parantezin arasında gelir. A kare eksi 1. Hatta bu da 2 para 2 çarpı a eksi 1 çarpı a artı 1'dir benim cevabım. Eşiklerde böyle bir şey yok ama Edirne şıkkına bakın. Şu 2'yi şuraya dağıtmış sadece. 2 a eksi 2 çarpı a artı 1 şeklinde. Dolayısıyla doğru cevabım da Edirne'dir diyebilirim. 28. ve son soru. Ben aslında bu sorunun formülünü genelde derslerde veriyorum. Ama genelde öğrencilere şunu söylüyorum. Hani Pek işe yaramaz aslında. Hani kombinasyon anlatırken anlatıyoruz. Çünkü geometrik kombinasyon sormaktan ÖSYM biraz uzak durmuştu uzunca bir süre. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı denemesinin anında da bu tarz bir soruya yer verilmiş. Bence güzel olmuş. Çünkü geometrik kombinasyon da önemli bir konumuz ama kitaplar ve denemeler hatta ÖSYM pek şimdiye kadar sorularında kullanmıyordu. Geometrik kombinasyon konusunu burada kullanmış. Hatta biraz da değişik kullanmış. Şimdi bir daire siyahla gösterilen. 2 kesen ile iki kesenle şuradan attığı iki tane doğru parçası en çok 4 parçaya ayrılır. Şuna bakıyoruz. 3 tane kesen varsa yani 3 tane doğru parçası varsa 7 parçaya ayrılır. 4 tane kesen varsa bu 4 tane kesen yani 4 tane doğru 11 tane parçaya ayırır demiş. Yani bu parçaları da şu şekilde gösteriyor. 1 2 3 4 5 6 7. Burada işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane diyor. Peki diyor ki sonra da 6 tane kesen ile en çok kaç parça ayırır? Ben bunun formülünü size vermek istiyorum. Hani çoğunuz bilmiyorsunuzdur büyük ihtimal. Hani bilen varsa da eyvallah. n çarpı n artı 1 bölü 2 artı 1 tane parça ayırır. Bunun formülünü hani bu şekilde çemberi ayırır diye vermiyoruz da diyoruz ki işte en tane doğru en tane doğru kaç tane bölge belirtir? Kaç tane bölge ifade eder? Bakın burada 4 tane bölge ifade ediyoruz. Bu 6 tane kesen varsa da 6 çarpı 6 artı 1 7 bölü 2 artı 1. Şunları sadeleştirirsek 3 gelir. 3 kere de 21 artı 1'den doğru cevabın 22 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Matematik kısmında son sorumuz buydu. Geometri sorularını diğer videomuz diğer videomuzda bulabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizim takipten ayrılmayın. Kendinize dikkat edin.